Arkadaşlar video sonunda çok güzel ikinci bir tarifim var, kahvaltılık. Et yapmaktan korkmayın. Allah'ın izniyle benim videolarımı izleyin. Kesinlikle yemeklerim çok basit indirilmiş ve herkesin yapabileceği yemekler. Elinde olan malzemelerden. Bakın bir bardak buğdaydan, soğandan size nasıl bir yemek yapıyorum. Hem malzeme tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. 1,5 su bardağı buğdayımızı tencereye boşaltıyoruz. Güzelce bir yıkayacağız. 1,5 su bardağı buğdaya 9 su bardağı su ilave ediyoruz. Zamanınız varsa bunu bir gün önceden ıslasanız daha iyi olur. Zamanınız yoksa direkt ocağa vurabilirsiniz. İçine kuzu kemiği atıyoruz. Elinizde varsa mutlaka atın, öneririm. Ocağımızın altını yatır, kapağını kapatıyoruz. Kaynayana kadar şöyle hafiften ılık bırakalım ki taşmasın, herhangi bir şeyle karşılaşmayalım. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Buğdaylarımız gördüğünüz gibi suyunu çekti. Olması yaklaştı. Kapağını kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Kendi sıcağıyla kendi kendine olacak. Kapağına bir daha dokunmadan en az 10 dakika dinlendireceğiz. Burada tam tamına 1,5 su bardağı buğday var. Buradan 5 kişilik bir çorba yapacağım size. Tamamını kullanacağım. Çorbamız buğday ağırlıklı olacak, su ağırlıklı olmayacak. Biraz yoğun olacak. Size önerim 1,5 su bardağı değil, 3 su bardağı haşlayın, ıslayın. Yarısını difrize atın. İstediğiniz zaman çıkartıp kullanabilin. Şimdi soğanımızı doğrayacağız. Çorba yapım işlemine geçeceğiz. Soğanlarımızın kesinlikle çok ince olması gerekiyor. Ne kadar bol soğanlı olursa o kadar lezzetli olur. Ocağımızın altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Bolca bir soğan atıyoruz. Soğanımızı öyle bir kavuracağız ki bildiğin soğan çorbası gibi olacak. Eğer biz bunu soğan çorbası gibi kavurmazsak çorbamızın hiçbir lezzeti olmaz. Eğer tencerede iyi kavuramayız derseniz daha sonra yan tarafta ayrı bir tavada kızartıp çorbamızın üzerine boca edebiliriz. Soğanımız yanıyor. Şöyle bir gösterelim. Biraz daha yanması lazım. Yansın önemli değil. Çorbanın üstüne siyah siyah çıksın hiç önemli değil. Önemli olan ne? Çorbanın lezzeti. Soğanlarımız bu arada tabii daha da çok şekerini atmış olacak. Güzel bir lezzet kazanacak. Soğanımızı iyice yaktık. İçine bir tatlı kaşığı domates salçası atıyoruz. Domates salçamızı da iyice bir kavuracağız. Rengi hafiften açık olacak bu çorbamızda. Salçamızı kavurduk. Hemen şöyle bir 3 su bardağı su veriyoruz. Şöyle bir karıştıralım. Soğanların yanık rengini bir görün. Buğdaylarımızı kendi nişastasıyla içine atıyoruz. Dolu dolu kaşık. Her zaman söylediğim gibi haşlarken fazla haşlayın. Artanını difriz atar kullanırsınız. Ara ara karıştıracağız. Bunun özelliği soğan olduğu kadar da içinde denesi bol olacak. Çorbamız kaynadı. Kaynadıktan sonra çorbayı ben en az 10 dakika daha kaynattım. Tekrar bir daha göstereyim şöyle. Soğanlarımızın rengi açıldı. Ara ara yanık soğanlar da görünüyor. Lezzet bu. Bu çorba baharatı çok sevmez. Onun için ne yapıyoruz? 1,5 çay kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. Karabiber de neden sever? İçinde soğan olduğundan dolayı sever. Yoksa karabiber bile girmez. Karabiber soğana çok yakışır. Acı seviyorsanız en az 3 çay kaşığı pul biber atın. Ben bir çay kaşığı atıyorum. Çorbamızın altını kapatıyorum. İki malzeme ile ancak bu kadar efsane bir çorba yapılabilir diyorum. Çorbamızı dinlendirmeye alıyorum. Sadece iki malzemeden efsane bir yemeğimiz daha oldu. Buna koyu demeyin. Bunun olması gerekeni bu. Kepçeyle alırken de şöyle bir kere dokundurursak bir daha damlamayla karşılaşmayız. Mis gibi soğan kokuları geliyor. Arkadaşlar çorbayı gördünüz.
temel maddesi buğdayla soğan. Çorbanız iyi olmadıysa muhtemelen ya soğan az koydunuz ya da soğan iyi yapmadınız. İnşallah sizin için öğretici hayırlı videomuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin, biz yapalım. Basit kahvaltılık tavuk yemeğe çekeceğim. Tavukları bunda çok ufak doğramanız lazım. Eminim ki çocuklarınız çok sever. 100 gramlık bir tane tavuk göğsünden 4-5 kişilik yapabilirsiniz. Tavuklar ne kadar ince olursa o kadar güzel olur. Tavla zarı gibi olsun. Tavuğumuz hazır. Tavamızın altını yaptık. İçine az bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Elinizde hangi yağ varsa onu kullanabilirsiniz. Biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız yağımız ısındı. Hemen tavukları boşaltıyorum. Yağ sıçramasın diye biraz kenardan boşaltıyorum. Şöyle yağı dolandıracağız. İlk aşamada sadece üzerindeki tavuklara dokunacağız. Buna kapak kapatmayacağız. Yüksek ateşte bunu sötenleyeceğiz. Tavukları şöyle göstereyim. Yüksek ateşte tavukları söteledim. Hemen burada yumurtamız var. Yumurtamıza şöyle az bir tuz atıyoruz. Bir çırpıyoruz. Buna herhangi bir baharat katmayacağız. Sadece içinde tavuğun lezzeti olacak. Baharat attığımız zaman tavuğun lezzeti gider. Arkadaşlar şöyle bakacağız. Yumurtanın yüzü hafiften bir sulu gibi. Sulu yerlerini kaydıracağız. Ondan sonra bir kapak kapatacağım. Hafiften bir buharlandıracağım. Ortalama 30-35 saniye kadar. Hemen kapağı açıyorum. Üzerini de çektirdim. Elinizde varsa kaşar kullanabilirsiniz. Yoksa çok şart değil. Kapağı kapatıyorum. Sadece ve sadece 30 saniye altı yanık kalacak. Ondan sonra kapatacağız. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi yeme işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar sesler hala geliyor. Şöyle bir gösterelim. İnanılmaz derecede güzel oldu yemeğimiz. Yemeği bozmaya kıyamıyorum. Yeğenlerim kendisi bozsun yerken diye. Görüyor musunuz? Güzel bir tatilci yemeği. Çocuklara güzel bir yemek oldu.